Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bakanlık'ta Komuta Kademesi, Bakan Yardımcıları ve Birlik Komutanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Video konferans şeklindeki toplantıda Bakan Güler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele başta olmak üzere faaliyetlerine ilişkin konuştu. Terör örgütü üzerinde oluşturduğumuz yoğun baskı sayesinde son zamanlarda terör örgütüne katılımların neredeyse sıfıra indiğini ve teslim olan terörist sayısının da giderek arttığını gözlemlemekteyiz. Etkin ve kararlı mücadeleyle terör örgütünün bitme noktasına geldiğini söyleyen Bakan Güler, terör örgütü sözde liderlerinin de geri bölgelere kaçtığını belirtti. Örgütün sözde liderlerinin ise operasyon bölgelerinden çeşitli bahanelerle ayrılarak kendilerince daha emniyetli olduğunu düşündüğü geri bölgelere kaçtıklarını da biliyoruz. Terör örgütü mensupları nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Mehmetçiğin çelik pençesi altında ezilmekten kurtulamayacak terörle mücadelemiz tereddütsüz sürdürülecektir. Çöküş içerisindeki terör örgütü için kaçınılmaz son her geçen gün yaklaşmaktadır. Terör örgütünün Suriye'de yapmayı planladığı seçimlere ilişkinde konuşan Güler, yapay terör devleti kurma çabasının bir aşaması olan sözde özel yönetim ve yerel seçim faaliyetlerini kesinlikle reddediyoruz dedi ve ekledi. Terör koridoruna asla müsaade etmeyiz. Suriye'yi parçalamaya, ve halkının iradesini tutsak etmeye yönelik bu çabalar nafile girişimlerdir. Zira güney sınırımızın hemen ötesinde bölücü örgütün bir terör koridoru kurmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Son günlerde artan mülteci karşıtı olaylara dair de konuştu Bakan Güler. Kamu düzenini bozmaya yönelik girişimler başarısız kılınacaktır dedi. Bununla birlikte Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır.